oradan çıkabilecek. Lulu ölüyor. İnanılmaz bir hasar. Ölüm için. 5'te 5 mi? 5'te 5 mi? 5'te 5 mi? 5'te 5! 5'te 5! Bu mevsim Dark Passage olarak hedefimiz yine birincilik. Daha önce de hep birincilik olmuştu. Ama yine de en zor olan split olacak gibi gözüküyor bana. Daha mevsim başı olduğu için kim kazanırsa kazansın pek bir önemi yok bizim için. Önemli olan finaller. Finallerde asıl kimin daha iyi takım, hangi takımın daha iyi olduğunu göstereceğimizi düşünüyorum. Bu splitin önceki splitten kesinlikle daha çekişmeli gideceğini düşünüyorum. Çünkü hem tecrübe olsun, hem çalışma olsun, hem disiplin olsun birçok takımın yeni yaptığı transferlerle beraber daha iyi bir yerde olduğunu düşünüyorum şu an. İlk split açıkçası biraz zorlu geçti bizim için. Hani daha çok yeni bir takımdık. Birbirimize alışma dönemimizdi. Hani birinci split'i biraz öyle değerlendirebilirim. Bu yarı final, finalle birlikte birbirimize daha iyi ısındığımızı ve daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani benim gelmem takım açısından bence arttı. Pek bir eksisi olduğunu düşünmüyorum. Hem motivasyon oldu oyuncular çünkü işte geçen gelmeden split Avrupa'da işte birinci oldum Challenger serisinde ve hani oyuncular benim performansımı biliyor, benim oyun bilgimi biliyor ve güveniyor. Takıma katabileceğim birçok şey var hani Avrupa'dan öğrendiğim kadarıyla ve onunla, bu takım için çok büyük bir artı. Önümüzdeki mevsim şu ana kadar gelmiş geçmiş en büyük çekişmeye sahip olacak. Şampiyonluk Ligi yaz mevsimi birinci hafta ikinci gün karşılaşmalarıyla sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Dün gerçekten çok güzel karşılaşmalar izledik. Yenilenmiş kadrolar, yenilenmiş koçlar ve yeni yama ile birlikte takımlar ilk haftaya giriş yaptılar. Bugün de harika karşılaşmalar bizleri bekliyor. Analiz masasında ben Melih Teori, Efe Çınar, yanımda Anılcan, gitarist Başaran ve Ercan Trialbane Bozkurt'la beraber maçların analizlerini sizlere aktarıyor olacağız. İsterseniz dünkü karşılaşmaları bir değerlendirelim ama değerlendirmeden önce bugün bakalım bizi hangi karşılaşmalar bekliyor görebilirsek eğer sizlere aktaralım. İlk karşılaşma bugün HVA Gaming Team Turkiyeti arasında olacak. Günün ikinci serisi Dark Passage ile Team Aurora arasında. Son karşılaşmada Supermassive ve Çilekler arasında olacak. Ve hatırlatmakta fayda var, artık maçlar iki maçlık seri halinde oynanıyor. Dünkü maçlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Trialbane, HVA Gaming'in gerçekten çok hızlı başladığı bir gün oldu. Evet. Aynı zamanda Supermassive ile Çilekleri bugün izleme şansı bulacağız. Yine Dark Passage'ın iki galibiyet alarak, yani seri maçlarını kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdığını biliyoruz. Neler oldu? Aslında HVA için Oyun for Crew birazcık hani bir gömlek atla kaldı diyebiliriz. HVA'nın özellikle Hollow Phoenix'i transfer ettikten sonra yine beraber yine kurduğu kadro gayet şu an için en azından HVA'nın istediği verim verdi. Tabii ilk haftadayız, ilk gündeyiz. Çok keskin bir belirlemeler yapmak çok zor. Bekleyip göreceğiz. Ama bize görünen şu ki HVA yine DP ile beraber senin de söylediğin gibi ilk günün haftanın ilk gününü iyi kapatan takımlarının arasında. Anıl, sen neler düşünüyorsun dünkü karşılaşmalar hakkında? Ben de Trial'e katılıyorum. Özellikle bu takımların ne kadar oturduğunu ya da ligin biraz daha seviyesini anlamak için ilk iki hafta çok önemli olacaktır. Özellikle ilk gün aynı zamanda çok büyük önem taşıyor. Çünkü yavaş yavaş takımlar şampiyon seçimi yasaklamadaki taktiklerini ortaya koyuyorlar. Bunun yanında yeni transferler yapan takımlar ne kadar oturup oturmadıklarını, eskiden aynı kadrosuyla çıkan takımlarsa kendilerini ne kadar geliştirdiklerini gösteriyorlar. Ama şimdilik HVA gayet güzel başlangıç yapmış gibi gözüküyor. DP hani kötü değildi ama onun yanında işte TT'nin biraz daha toparlanması lazım diyebiliriz. Özellikle bugünkü HVA ve TT maçı ligin dengelerini belirlemek anlamında çok önemli olacaktır. Kesinlikle bugünkü karşılaşmaya geçmeden önce senin de bahsettiğin yasaklama seçim ekranını da konuşmak istiyorum. Dünkü karşılaşmalarda bazı maçlarda aslında yasaklama olduğu için, tarafların yasaklama ban yasağı olduğu için
bazı seçimleri yapamadığını gördük ama yasaklanmayan son maçta Oyun for Crew ile HV arasında bir Vladimir vardı belki konuşmamız gereken. Onun dışında açıkçası Holy Phoenix'in Ezreal performansı da gerçekten ön plandaydı. Aynı zamanda yanlış hatırlamıyorsam Bart seçimi de artık belki de Şampiyonluk Ligi'ne evet. biraz damgasını vurmuş bir seçim olmaya aday oldu artık bu ya, noktadan sonra. Neler düşünüyorsunuz? Aslında dünkü maçlara baktığımız zaman en çok çekişme Beşiktaş ile Aurora takımları arasında gerçekleştirdi. İlk oyunu Beşiktaş kazanmaya başlandı. İkinci oyunu tekrar Aurora hayır, biz sizin kazandığınız ilk oyuna karşı gerçek gücümüz bu değil deyip rakibini tartıp bu sefer daha agresif oynayıp ikinci oyunu kazanmayı başarmıştı. Senin de söylediğin gibi Rogue'u gerçekten harika bir Bard performansı izlettirdi bize. Özellikle Baron'un önündeki savaşta olsun, koridordaki takım savaşlarında olsun ki bir tane çok da güzel bir ulti vardı. Kendi kırmızı güçlendirmelerinin orada Avenue'ya attı yanlış hatırlamıyorsam. Azir'e attı güzel bir ulti vardı. Yine bu kötü giden işleri hep Bard'ın etrafında çevirdi Beşiktaş ve Beşiktaş takımı şunu gösterdi. Bard'ın etrafında yani Bard'ın kitine oynayabilecek oyuncu potansiyeline sahip. Yani Bard ulti atıyor. Aslında Bard'ın ulti atması bir takım savaşı başlangıcı değil. Sizin takım savaşı başlamanıza zemin hazırlıyor. Evet. Hani siz pozisyon almanız, doğru pozisyon almanız gerekiyor. Beşiktaş takım bunu çok iyi yaptığı için İlk oyunu Bard sayesinde kazandı diyebiliriz. Kesinlikle Dark Passage'a da değinmek gerekirse eğer iki maçı da kazanmayı başardı ve iki maçta da çok istikrarlı bir oyun sergiledi gerçekten. Belki ilk maçta Team Turkey'de biraz daha oyunun başında özellikle o ejder görevlerini daha hızlı bir şekilde yerine getirdi ama Dark Passage kesinlikle iki maçta da istediklerini yaparak, minyon biçerek ve görev odaklı oynayarak maçın sonuna gitmeyi başardı. Şunu söyleyebiliriz DP'nin maçları hakkında. Oyunun erken dakikalarını yani ilk 10 dakikasını aslında TT çok iyi geçirdi. Yani yine senin de söylediğin gibi ejderha aldı, işte Fenster'ın yukarı Trundle'ı aldı, 3 skor vardı. Evet. Ama yani bunu dün de söylemiştim ben maçtan sonraki analiz masasında. Yani Trundle'la 3 skor aldığınız zaman Trundle'ın avantaj yaratacağı bir zemin hazırlamalısınız. Yani bu zemin nedir? Ya alt koridora göndereceksiniz, ayrı kittirme gücünden yararlanacaksınız ki Trundle'ı biz bir noktadan sonra biliyoruz yani. 1v1'den hayır 2v1'de bile hani skor çıkarmaya çalışabilen bir hale geliyor ki dün o haldeydi. Yani Team Turkuaz'da bunu kullanmayıp bence oyunun kaybetmesinde büyük bir hatası olduğunu düşünüyorum. Ben bu stratejiyi kullanmayıp Trundle'ın gücüne güvenmeyip. Aynı zamanda tabii şunu da söylemek lazım. Bir takımın ilk 10 dakikada geri düşmüş olması ya da diğer tarafın çok öne geçmiş olması mutlaka o maçın o yönde seyredeceği anlamına gelmiyor. Çünkü daha öncesinde de bunlardan bahsetmiştik geçen sezonda. Takımların ne kadar profesyonel olduklarını ya da maçı kazanıp kaybetmelerini belirleyen en önemli noktalardan bir tanesi de geri düştükleri zaman oyunlarını bozup bozmadıkları yani nasıl oynayacaklarını bilmeleri ve karşı takımın o avantajını biraz daha kapatana kadar, olayı biraz daha dengeleyene kadar doğru hamleleri yapabilmeleri, rakibin açıklarını yakalayabilmeleri. Zaten Ercan'ın da bahsettiği gibi Trundle'ı efektif şekilde kullanamadıkları zaman DP'de gayet Şampiyonluk Ligi seviyesi için hatta çok çok tecrübeli bir takım ve onlar da tekrar avantajı ellerine almayı bildiler. Evet bakalım bugün nasıl bir performans izleyeceğiz iki taraftan da. Bugün ilk karşılaşma HVA Gaming ile Team Turkuaz arasında. Bakalım Long B bu karşılaşma hakkında neler söylemiş, ardından yorumlarımıza devam edebiliriz. Evan'ın eskisinden rahatça söyleyebilirim ki daha iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. Ve daha ciddiler. Korkutucu gözüküyorlar. Evet. Önemli değil. Kazansak da kaybetsek de uzun yol. Evet, çok soğukkanlı bir yorumda bulunmuş gerçekten. Rakibin de ne kadar ciddi bir rakip olduğunu farkında. HVA'nın şu anda biraz korkutucu olduğundan bahsetti evet. kendisi de. Ama önemli değil diyor. Sonuçta oyunu eğlenerek oynadıktan sonra gerçekten siz de kuvvetli bir adaysınız ve çekişmeli bir mücadele bizleri bekliyor diyebiliriz. Yani yine aynısını söyleyeceğim. HVA ekibi dün biraz hafif bir rakibe karşı. İşte bu noktada Team Turkuaz'da onlar için biraz daha yüksek bir hedef olacak. Dünkü oyunların HVA'nın kazanmasında Crew'in de çok büyük katkısı olduğunu düşünüyorum. Özellikle o ışınlanları hani işte bir de Twisted Fate var, yukarıda tutuşturulu Fizz var, işte kullanmamız gerekiyor, bir şeyler yapmamız derken bir anda o ipin ucunu kaçırdılar ve HVA gibi yani Holy Phoenix daha koridor safhası bitmeden 4-0-2 gibi bir performansa ulaşmıştı ki yani sadece bu dakika daha 10'a bile ulaşmamıştı. Hani sadece koridora gitti, skorları aldı, bir geldi üzerine zaten hani Muramanası vardı. Bir Ezreal'in hani rüyasını direkt koridorda yaşadı. Geç oyunu beklemesini isteyeceğiniz bir şampiyon. 4-0-2 başlaması. Ki o maçta da zaten iki tane Tanrıçan'ın gözyaşına dayalı şampiyonları vardı. Orta koridorda Rise'ları vardı. Bu şampiyonların geldiğinde biz dakika 20'den, 22'den sonra skor alırsa erken patladığını görüyoruz. Siz skorları verdiğiniz zaman o patlama hayli erken oluyor. Peki ilk karşılaşma hakkında Anıl sen neler düşünüyorsun?
İşte az önce de söylemiştik, bence ligin dengelerini belirlemek anlamında belki de günün en önemli maçlarından bir tanesi bu olacaktır. Çünkü Ercan zaten söyledi, dünkü karşılaşmada HVA çok çok rahat bir oyun sergiledi. Kesin. Hiç zorlanmadı. Ama bugün TT rakipleri biraz daha zor. Aynı şekilde de kıyasladığımız zaman TT dün 2-0'lık bir mağlubiyet almıştı. Bugün HVA'ya karşı daha ciddi oynamak isteyecekler. Bir 3 puan daha kaybetmek istemeyecekler. Onlar adına daha önemli bir maç olacak. O yüzden çok çekişmeli olacaktır bence. Bu noktada iki takım arasında şunu da söyleyebiliriz. HVA bizim dün gördüğümüz kadarıyla kendi oyun stilini rakibe kabul ettirmeye çalışan bir stilden yani besleniyor. En azından biz bunu dünkü maçta gördük. Eğer bugün bunu Tim Turkalit'in eğer dünkü ilk 10 dakikalık kısmına yedirmeye çalışırsa bu sefer HVA tarafından bu geri sekebilir. Yani oyunlara karşı Tim Turkalit cevap verebilecek bir potansiyele sahip. Neden? Çünkü Reach'in biz geçen sezon ne kadar iyi bir orman performans sergilediğini gördük ki dünkü maçta da ben Reach'in takım adına en iyi oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani yine her yerdeydi, yine takımın istediği yerdeydi ama bir şekilde o Tim Turkalit takımının belki de en büyük eksikliği olan nokta yani koridor safhası bitmeden önce iyi iş çıkartıyorlar. Koridor safhası ne zaman bittiğinde takım bir şekilde toparlanamıyor. Yani o grup halinde yapmanız gereken o 5 kişilik görevleri yerine getirirken bir anda takımın kayışı kopu veriyor ve herkes ayrı şekilde long bir ayrı yakalanıyor. Yukarıda Fencer çok ayrı işler yapıyor. Bu yani TT'nin en istemediği nokta. HVA gibi takıma da bunun avantajını verirseniz hani sizi sonuna kadar cezalandırabilecektir. Tim Turkalit'in bu eşleşmede bence de en dikkat etmesi gereken nokta bu. Aslında bunu TT'nin o zaman genel özelliği için söyleyebilir miyiz? Kesinlikle, hani, kesinlikle. Çünkü zaten profesyonel aranada belki de en önemli şeylerden bir tanesi oyunu bitirmeye yönelik yaptığımız hamleler, rotasyonlar ve işte TT'nin belki de en önemli çalışması gereken, kendi geliştirmesi gereken. Yani bu sezonda TT'nin lig sıralamasında nerede olacağını belirleyen nokta bu. Kesinlikle sizin de söylediğiniz gibi, senin de belirttiğin gibi çalışmaları gerçekten şu anda çok önemli. Özellikle sezon ortasında gelen Yama ile birlikte takımların ne kadar hazırlandığı gerçekten çok önemli rol oynuyor şu anda. Hatırlatmakta fayda var. Güncel Yama'nın 6.11 olduğundan. Aynı zamanda nerede kalmıştık hashtag ile beraber sizler de Twitter'dan görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Günün aslında beklenen karşılaşmalarından biri dün oynamadıkları için Supermassive Çilekler karşılaşması. Bu karşılaşma hakkında da küçük yorumlarınızı alayım, daha sonra maça geçeceğiz. Çilekler geçen sezondan bizim yani sezonun ilk yarısından bildiğimiz kadarıyla hep böyle oyunun ilk 20-25 dakikasında harika oynayan, yani kısmen ona da bir Tim Turkalit efekt olduğunu söyleyebiliriz. Bütün işleri iyi yapan, işte bütün kuleleri alan, rakibi domine eden, kıstıran, her şey yapan ama ne var ki o baron etrafında ki yani geçen maçlara bir baksak çileklerin baron etrafında kaybettiği ben size en az 7-8 tane maç gösteririm. Yani o baronda bir şey var. O barona dokunmasa belki çilekler hakkında çok farklı bir konudan söz ediyor olabilirdik. Bakalım onlar bunu törpülemeyi başarabilmiş mi? Eğer bunu törpüledilerse yine geçen sezondan daha iyi bir çilekler izleyebiliriz. Bu noktada Supermassive değinmeye gerek yok. Zaten MSI'dan geldiler. Hani en yakın zaman biz onları MSI'dan izledik. Şu anda Avrupa yani dünya üzerinde bulunan en prestijli turnuvaya katılmayı başardılar. Evet. Oradaki tecrübeler bakalım onları ne kazandıracak. Tabii burada yeni yamayı da unutmayalım. Bazı oyuncuların yeni yamaya alışma süreci sıkıntılı olabiliyor. Bakalım Supermassive bunu aşmayı becerebilmiş mi? Bugünkü oyunlarda göreceğiz. Evet, dün de konuşmuştuk aslında ormancıların ne kadar önemli rol oynadığından evet. Bu yeni yamayla birlikte. Ama aynı zamanda dikkatimizi çeken konulardan biri konuşmaya başlarken de söylemiştim. Aslında HVA Gaming'in ben biraz hazırlanmış olabileceğini düşünüyorum ama o Vladimir'in açıkta kalması ve bu kadar şu anda tercih edilen bir şampiyon olması bu maça özgü bir şey olabilir belki. Tercih etmek istememiş olabilirler ama bugün yine aynı seçimleri görürsek aslında biraz da hazırlıksızlıktan kaynaklandığını söyleyebilir miyiz takımların veya Vladimir tercihini yapmamaları belki de çalışmadıkları anlamına gelir mi sizce? Aslında ben orada şunu söylemek istiyorum. Vlad tercihi evet gerçekten çok güçlü tercihlerden bir tanesi ama bazen şöyle bir durum söz konusu oluyor. Sadece bir tane şampiyonun üzerine de yönelmek istemezsiniz. Tabii. Yani Vladimir'in şu anda üstün gelebilecek birçok şampiyon var benim gözümde metada. Hani Vlad'ı kitleyebileceğiniz ya da kitle kontrolü soktuğunuz zaman çok rahat şekilde düşürebileceğiniz bir şampiyon. Ya da bir tane üzerine tutuşturup bıraktığınız zaman rahat şekilde düşürebileceğiniz bir şampiyon. Onun yerine oyuncuların biraz daha rahat ettiği ya da oynamaya daha alışık olduğu şampiyonlarla daha iyi performans sergilediğini gösterebiliriz. Doğru. Çünkü şampiyon sadece güçlü diye hani zorlamayla oynayarak ellerinde patladığını da görebiliyoruz bazen profesyonel arenada. Kesinlikle Ercan. Yani eğer Vladimir'e bir şey söyleyeceksek burada artık biliyorsunuz bir dönemler Jaggermaw kompozisyonları gördük. Hı-hı. Hani Kog'Maw'al, Kog'Maw'al. Şimdi tam tersi. Şimdi Vladimir'in üzerine kompozisyonlar olup hani işte Lululu falan Vladimir'i genişletiyorsunuz, büyütüyorsunuz. Ya bir anda onun potansiyeli aslında takım savaşının taşıma ve sürekli hasar olduğu için kısmen de hani o Kog'Maw'un yarattığı etki de yaratabiliyor. Ama eski hani, Kog'Maw'un AP versiyonu diyebiliriz. Tabii yani ama gitariste bu konuda katılıyorum. Sadece oyunda bu kadar koridor varken, bu kadar hani hasar potansiyeli alabileceğiniz koridorlar varken sadece tek bir şampiyona burada bel bağlamak oyundaki belki de sizin hani
tek hedefli olmanızın oyun ilerleyen dakikalarında ve sefalarında size hani zarar olarak geri dönebilir. Bu noktada takımlarda hani bunu da pek göz önünde bulunacağını düşünmüyorum ben açıkçası. Doğru söylüyorsunuz. Peki alt koridora biraz yönelmek gerekirse eğer şu anda alt koridordaki havuz da epey bir genişledi diyebiliriz. Çok fazla tercihte bulunuyor iki tarafta. Ama 6.10'dan 11'e geçişte küçük bir dengeleme görse de güçlü bir Lucian seçimi olduğunu biliyoruz. Özellikle 6.10'da çok etkiliydi. Dün yine yasaklanan şampiyonlar arasında evet. da vardı. Sizce şu anki konumu nedir? Kimler oynayabilir ve nasıl performans sergilerler? Oynandığını da gördük dün evet. bu arada onu da söyleyelim ki şu ana kadar daha çok takımlarımız Caitlyn etrafında, Caitlyn ve Ezreal etrafında daha çok hani. Konuşlanmış. Yani şunun farkında var, Caitlyn artık hani oynarken safhalarına özellikle bir eşya olarak öne geçtiği zaman kuleler bir anda patır patır düşmeye başlıyor. Bir de onun yanına dürtme efektli bir şampiyon verdiğiniz zaman artık o kuleler bir anda sizin halinize yazılmaya başlıyor. Dünden farklı olacağını zannetmiyorum ben açıkçası. Yine Caitlyn etrafında kurulan kompozisyonlar. Peki yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Bakalım günün ilk karşılaşmasına geçeceğiz. Sözü sunuculara bırakıyoruz. Regarnur ve Second Best sizdeyiz. Çok teşekkürler. Şampiyonluk Ligi yaz mevsiminden hepinize yeniden merhaba. Birinci hafta ikinci gün karşılaşmalarıyla sizlerle beraber olacağız. Bugün ilk üç maçın anlatımında sizlere ben Kürşat Regarnur Demirer, yanımda da Kaan Second Best Kural Yardımcı olacak. Hoş geldin Kaan, nasılsın? Hoş bulduk, sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. İki katı heyecan, iki katı mücadele ve artık puanlar var. Neler söyleyeceksin çok kısaca? İki maçlı düzen her şeyden önce son haftaya kadar müthiş bir mücadele yaratacak. Sadece kazanmak değil, 2-0 kazanmak çok önemli. Veya rakipten bir puan çalabilmek çok önemli. İlk maçtan sonra ilk maçta yaptığın hatalara, seçim yasaklama ekranında maç içinde yaptığın hatalara ikinci maçta yanıt verebilmek önemli. Rekabeti de arttıracak. Hem bireysel rekabeti, takımlar arası rekabeti hem de sezon sonunda puan cetvelindeki rekabeti. Bu açıdan... İki maçlı seri çok çok daha başarılı, iyi olacak diye düşünüyorum. İlk günde aslında dünkü karşılaşmalarda pek istediğimiz çekişmeyi bulamadık. Bakalım bugün neler olacak. Daha iyi olur diyelim, inşallah. Diyelim, umuyoruz. Heyecan devam edecek. Günün ilk karşılaşmasında iki maçlık serisinde oynayacak takımlar EVA Gaming ve Team Turkuati. Bakalım takımların kadrolarında kimler var? Vadiye hangi beşiyle inecekler EVA TT karşılaşmasında? Sol tarafta EVA var, üst koridorda Marshall, ormanda Trix, orta koridorda Hatrix. Alt koridorda ise Holy Phoenix ve Wisdom ikilisiyle beraber Vadide olacaklar. Rakipleri ise Team Turkuality. Onlar da yeni logolarıyla arz endam ediyorlar. Fencer, Reach, Longbee ve alt koridorda Kinres, Kaze ikilisiyle beraber ligdeki şu ana dek ilk galibiyetlerini almaya çalışacaklar. Onlar dün DP karşısında galibiyete ulaşamadıkları için 0 puanla kapatmışlardı günü. Diğer tarafta HVA Gaming ise Crew karşısında gerçekten çok ciddi baskın oyunların ardından 2-0'la beraber 3 puanı ceplerine koymuşlar, hanelerine yazdırmışlardı. Gerçi Crew gerçekten çok zayıf gözüktü ilk hafta itibariyle. Yani HVA'nın galibiyetini küçümsemek için söylemiyorum ama çok iyi bir ölçü değil o karşılaşma. Fakat Team Turkuality da aynı zamanda Dark Passage karşısında çok iyi gözükmedi. Özellikle Kires ve Kazi alt koridorunun çok zorlandığını, Longbin'in aynı zamanda pozisyon almakta zorlandığını gördük. Yani ilk gün itibariyle daha henüz net resimler çıkmasa da şu anda HVA bu karşılaşmaya net favori olarak çıkıyor, onu söyleyeyim. Bu arada hemen şunu da belirtelim. Bizim tabii sezon öncesi yaptığımız yorumları LoL TV'nin sunucuları ve yorumcuları olarak yazılı olarak da bulabilirsiniz. Hatta ben o yazıya bir referans vererek, ya ben açıkçası HVA'dan beklentim oldukça fazlaydı bu mevsim. Çünkü geçen sene aslında çok şey beklenmeyen bir kadro oluşturmuşlardı. Bu arada seçim yasaklama ekranına da geçiyoruz yavaştan ama o 4 kişilik omurganın üzerine harika bir nişancı monte ettiler ve Holy Phoenix bu sefer bana kalırsa farklı bir mentaliteyle gelmiş artık. Buraya artık oynamaya ve keyif almaya gelmiş gibi görünüyor. İlk maç itibariyle bunları gördük. Seçim yasaklamalara odaklanalım şimdi. LeBlanc yasaklaması ve Nidalee yasaklaması geldi. Şimdi Caitlyn de geldi. LeBlanc, Caitlyn, Nidalee, Ryze. Ormanda tabii Nidalee ve Ryze'ın çok daha... Ormanda Nidalee ve Kindred'ın daha fazla tercih ettiğini gördük. Oraya yasaklama geldi. Caitlyn nişancılar arasında bir numara. Genelde meta yasaklamaları, özellikle bireysel yasaklamalar değil. Tabii ki Vladimir göreceğiz. Tabii ki HVA yasaklamayacak ama TT %100 yasaklayacaktır. Her ne kadar dün gördük açık kalmasına rağmen seçilmemiş olsa da şu anda oyunun en önemli iki şampiyonu Vladimir ve Trundle konumunda. İkisi de açık. İkisinden birini yasaklayacaklar mı? Hatta güzel evet. bir yere değindin. Trundle'ı yasakladılar. Vladimir çok ilginç bir şekilde dün en çok yasaklanan iki şampiyondan bir tanesiydi. Sırf Türkiye Ligi'nde değil, 6-11 yamasında dünyanın her yerinde bir numaralı şampiyon konumunda. Ama biraz evvel analizmasında da uzun uzun konuştular. Bunu oynamaya alışkın olmak, bunun etrafında oynamayı bilmek lazım. Ama açıkçası takımların da çalışmış olması gerekiyordu bu kadar iyi durumdaki bir şampiyona. Biraz ayak kırıklığı o Vladimir'in açık kalıp seçilmemiş olması. Ve ilk tercihten de HVA tarafında Trix'in ellerine Rek'Sai'yi vermeye karar verdiklerini görüyoruz. Bu tabii
Kindred açıktayken Rich'in zaten tercih ettiği bir şampiyon Kindred açıkta bulduğu zaman. Dolayısıyla bu Rek'Sai tercihini önceden almak ne derece değerli olacak EV açısından göreceğiz ama Vladimir çokça bahsettik. Bakalım Longbin'in ellerini de göreceğiz mi orta koridorda? Ya yani aslında küçük bir ihtimal üst koridorda da. Ama çok daha küçük bir ihtimal, katılıyorum sana. Ama şu anda Vladimir tek kelimeyle, yani Trundle'la birlikte oyunda gerçekten en büyük farkı yaratan şampiyon konumunda. Trundle yasaklı olduğu için Vladimir'i seçerlerse, iyi bir Vladimir oyuncusunun neler yapabileceğini geçtiğimiz günlerde Kuzey Amerika'da GBM göstermişti. Dünyanın değişik bölgelerinde gösteriyorlar. Şu anda oyunun bir numaralı şampiyonu, profesyonel arena için konuşuyorum. Ve aslına bakarsan üst koridor, orta koridor spekülasyonlarını da sonlandırmak adına evet. Mako ile beraber Vladimir'in üzerinde duruyorlar. Ya Vladimir'in aslında avantajı, dediğin gibi az önce analiz masasında da çokça konuşuldu. Bir kaçış mekaniği olması, koridorda belli bir süreden sonra rahat kalabilmesi, ki eskiden çok daha geç safhalarda aktifleşiyordu bu güç patlaması. Şimdi çok da erken oluyor ve bir yandan da hasar açısından takımına çok fazla şey sunabilmesi. Dolayısıyla onun yanına alacak bir Mako ile beraber savaş başlatmayı da halletmiş oluyor. Aynı zamanda değişen Vladimir'in bireysel özellikleri dışında değişen yeni eşyalardan Proto Kemer'i aldığı zaman da müthiş bir sinerji yakalıyor. Yani o yüzden dünyanın her yerinde 6.11 yaması için bir numaralı şampiyon konumunda Vladimir. Bakalım Longbin neler yapacak, onu göreceğiz. Tabii ki oynamak başka bir şey. Karşı tarafta mutlaka ve mutlaka çok erken bir Merolonimikon veya bir Cellad'ın çağrısı şart. Yani can yenilemeyi azaltacak eşyalar mutlaka gerekiyor Vladimir'e karşı oynarken. Başka türlü onunla baş edemiyorsunuz çünkü. Kesinlikle. Diğer tarafta ise Ezreal ve Karma tercih geliyor. Ezreal da dün Holy Phoenix her iki karşılaşmada açık bulduğu anda oynadı. Evet. Yine Ezreal'ın üzerinde duruyorlar ve Wisdom'a da yine Karma'yı verecekler. Dün serinin ikinci karşılaşmasında Wisdom'ın ellerinde Karma görmüş ve takımın verdiği skorların büyük kısmında pay sahibi olduğuna da şahit olmuştuk aynı zamanda Wisdom'ın. Bakalım bugün nasıl bir alt koridor geçirecekler. HVA yalnız daha şimdiden yaptığı seçimlerle biz hareket avantajını istiyoruz dedi. Rek'Sai'nin son dönemde herhangi bir değişiklik yaşamamasına rağmen metada bu kadar yükselmesinin en büyük sebebi haritanın birçok yerini anında etki etmesi. Artık Ejderha'nın değeri o kadar fazla ki 6.9 yamasından sonra Rek'Sai gibi bir an evvel haritanın değişik yerlerine ulaşan şampiyonun değeri bir kat daha artmış durumda. Yoksa Kindred'ın belli aldığı dengelemeler ya da Graves'in aldığı dengelemelerle alakalı değil Rek'Sai'nin yükselişi. Keza Ezreal zaten kendi kendine inanılmaz mobil. Karma takımdaki herkese inanılmaz bir hareket kazandırabiliyor Kalkan aynı zamanda. Hareketlilik üzerine kuruyor HVA oyunu. Yalnız cevap geldi. Evet. Yani Team Turkuality de senin fark ettiğin şeyleri fark etmiş olacak. Sivir'le önce takımını hızlandırmaya çalışacak. Ardından da Bard'la da beraber Rek'Sai'nin kimi zaman kule altı denemelerini engellemek adına Bard'ın ultisi çok uzak mesafelerden bu baskınları engellemek adına harika bir araç. Bard yalnız o kadar ilginç bir şampiyon ki. Bard şu anda belki de bir numaralı destek Braum'la birlikte. Fakat Braum'u iyi oynamakla çok iyi oynamak arasında büyük fark var. Yani Kaze sadece iyi oynayarak iyi performans ama çok iyi oynandığı zaman Bard, özellikle sihirli yolculukları doğru yerlere kurarsanız işte o zaman bu HVA'nın hareketlilik avantajından çok daha fazla mesafeleri, çok daha kritik mesafeleri kapatabiliyorsunuz. Her zaman tabii kozmik bağdan, ultisinden bahsediliyor ama o sihirli yolculukların zamanlamaları, yerleri bütün haritayı bir anda çok daha küçük, geometrik olarak küçültebiliyor. Ya bir de alışkanlıkları var oyuncuların. Tabii, belli yerlerden geçebiliriz, belli yerlerden geçemeyiz. Sihirli yolculuk bu alışkanlıkları tamamen yerle bir ediyor. Aynen öyle, aynen öyle. İyi bir Bard oyuncusuyla, çok iyi bir Bard oyuncusu arasında fark var. Evet, bu arada diğer tarafta Poppy ve Azir geldi. Şimdi Poppy seçimi hayli ilginç. Karşısında Maokai olacağını bilerek yapılmış bir tercih. Evet, Maokai'nin sihirli yolculuğunu uğursuz ilerleyiş. Pardon, özür dilerim. Her şeyi sihirli yolculuk yaptım ben. O da sihirli ilerleyiş. Sihirli, uğursuz, ilerleyiş, yolculuk. Yakın yani aslında. Biri biraz daha güzel, biri biraz daha tatsız geliyor kulağa ama onu engelleyecek. Aynı zamanda alan kontrolü açısından önemli. Çünkü yeni takım savaşında artık alan kontrolü üzerine çok fazla inşa ediliyor. Ve şu anda HVA'nın hareketlilik dışında alan kontrolünde inanılmaz önem verdiğini gördük. Azir çünkü alan kontrolü konusunda Viktor'la birlikte en iyi şampiyon. Azir ve Poppy geldi. Bu arada diğer tarafta da son olarak Elise geldi ormana. İki tarafın kompozisyonunda gayet iyi, gayet dengeli olduğunu söyleyebiliriz. Poppy artık eskisi kadar iyi değil ama son derece dengeli bir kompozisyon var HVA'da. Keza Team Turkuality diyor. Aslında Team Turkuality'nin kompozisyonu şu anki metadaki en güçlü şampiyonlardan neredeyse oluşuyor. Ama bu birbiriyle sinerjisi var mı?
O biraz soru işareti. Çünkü Vladimir içeri girer, yani Vladimir'le Mauka'yı içeri girerken Sivir dışarıdan çekip o da fena bir fikir değil. Ama uygulamanın nasıl olacağını göreceğiz. TT'nin çok iyi bir seçim yasaklama ekranı geçirdiğini, HVA'nın da fena geçirmedi ama TT'nin yarım adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Fakat uygulama konusunda HVA'nın şu ana kadar çok daha iyi işler yaptığını dünkü maçlarda görmüştük. Aynen öyle. Vadiye indiğinde kompozisyon ne kadar iyi olursa olsun yeterince uygulayamıyorsan galibiyetle tanışamıyorsun. HVA tarafında benim dikkatimi çeken şey ise oyunun adı birazcık yavaşlatma gibi görünüyor. Yani evet, her şampiyonu yavaşlatmaya dayalı ama bu aynı zamanda kitle kontrolde ciddi bir eksiklik de yaratıyor HVA adına. Öte yandan TT tarafında Maokai'nin yakaladığı hedefi hem Elise'le hem de Bard'la beraber sersemletme şansları var. Dolayısıyla yerine mutlama şansları var. Bu noktada TT'nin birbirini ne kadar iyi takip ettiği ve uygulama da birazcık orada devreye giriyor. Ne kadar aynı sayfada olduklarını göreceğiz. Bakalım, onlar aslında mevsim öncesinde yaptıkları röportajlarda çok hazır olduklarını, bu mevsimin farklı bir mevsim olacağını söylüyorlardı ve aynı zamanda istatistikler de bunu destekliyor. Çünkü yaz mevsiminde Team Turquality ne kadar kötü girerse girsin kış mevsiminden çok iyi bir performans yakalar ve bir anda kendi TBF çoğu zaman finale adını yazdırmayı başardı ama bakalım bu mevsim bu iş böyle mi olacak ve ikinci günde ilk karşılaşmaya doğru geçiyoruz. HVA Gaming Team Turquality mücadelesinde taraflar vadiye inmiş durumda. Bakalım Longbee'nin şu yaptığı şovu görüyoruz ama Vladimir performansı en merak edilen konu. Çünkü Vladimir'i bu yama değişmediği sürece çok nadir görebiliriz bence yasaklanmadığını. Az performanstan biri. Bakalım neler yapacak. Bu arada Olifinix inanılmaz hasar almış. Neyse ki minyonlar çıkmadığı için geri dönebilecek. Yani açıkçası geri dönmesi gerekecek ama bu noktada eğer Kildress Kaze ikilisi bir Gromp başlangıcı isterse onu durdurabilecek gibi görünmüyor. Bu arada şeyi de kesmeyi başardı Elise totemi. Trix de bu arada ciddi hasar evet almıştı. Yalnız Trix de orada örümceklerden birini mi aldı acaba? Onda da bir muhtemelen minyon skoru görünüyor. Muhtemelen. Longbee yalnız onar altın. En iyisi Bard tabii şeyden dolayı. Trix de totem almış bu arada. Bir totemi de Trix kesmiş. Şimdi bakalım. Buz kraliçesinin hakkı sayesinde 27 altını cebine atmış Kaze. Ufak hesaplar. Maçın tabii 1.5. dakikası olunca biz 37 altın, 40 altın bunları konuşmaya başlıyoruz. Abi söylediğine aza tamah etmeyen çoğu bulamaz. Çoğu bulamaz. Evet, lütfen. Şey ne? Şimdi Gromp başlangıcı. Öbür tarafta da goleme yetişen Holy Phoenix ile Wisdom ikilisi. Koridora takımlar neredeyse eşit şartlarda başlayacak. Gromp'u da orada Kozmik Bağ ile duvarla beraber sersemletmeyi de başardı. Reach kendi kırmızı güçlendirmesine doğru gidiyor. Trix maviyi almadan kırmızısına gidecek galiba. Son dönemde Rek'Sai'lerde çok gördüğümüz bir orman gezme taktiği bu. Evet, kendi mavisini almadan kırmızıya gidiyor. Böylece maviye ihtiyacı olmadığı için mavi güçlendirmeye Rek'Sai'lerin ilk maviyi orta koridorlarına bırakabildiklerini gördük. Yalnız bunu yaparlarken de erken dakikalarda yapmıyorlar. Yani şu anda Azir'in elinde tabii sadece iki tane büyüsü var ve manasını harcayabileceği belli kaynak var. Aynen. Yaklaşık 5. dakika civarı mavi tarafına bir daha geldiğinde Hatrix'le de doğru organizasyonu kurarlarsa onun da koridorunu ittirmiş olması gerekiyor. Bu arada sersemletmeyi başaracak oradaki Resi Wisdom. Holy de orada. Hasarın devamını getirmeye başarınca bir anda o takastan önde çıkan taraf HVA oldu ama kahraman minyon. Bu arada Trix dersine şu açıdan çok iyi çalışmış. Şimdi 6.9 yamasından sonra ormandaki deneyim puanları çok değişti. Eğer güçlendirmeleri, mavi güçlendirmeye ihtiyacınız yoksa iki tane önce Gromp sonra kurtları alıp daha sonra keskin gagalardan sonra eğer şeye giderseniz Yampiri yengeçe 3. seviye oluyorsunuz güçlendirmeyi almadan. Ki şu anda 3. seviye olduğu durumda. Yani 2 güçlendirme ama 3. seviye olmanın artık bir yöntemi var. Ve oradan sonra baskı yapıyoruz. Bunu Çin'de SOFM yeni müthiş ormancı ilk kez geliştirmişti. Ve artık böyle dönüyorlardı. Fakat oradan sonra SOFM genelde baskın yapıyordu. Elise gördüğü için baskın yapmadı herhalde. Trix yaz dönemi, daha doğrusu sezon arası dönemi çok iyi çalıştığını gösteriyor. Ki SOFM de izleyicilerimize tanıdık gelecektir ismi. Kendisi eski bir Bangkok Titans oyuncusu. Ama ne kadar değerli bir ormancı olduğunu da LPL'e gidip yine üst düzey oyunlarına devam ederek de kanıtlamış oldu. Kendisini 2015 İvci turnuvasında izlemiştik burada. Yalnız o zaman çok şu anda daha 17 yaşına yeni girdi. O zaman çok daha gençti. Ve şu anda özellikle LPL'de olağanüstü işler. Yani yetenek olarak çok üst düzey bir ormancı olduğunu gösterdi. Trix şimdi evet, yalnız mavi güçlendirmede Reach'e yakalandı. Azir o tarafa yaklaşıyor. Reach bu arada örümcek inişinde kullandı. Oradan çıkmak için sıçra kullanması gerekebilir.
Trix şimdi yerin altına doğru girdi. Richie ama eski atmaya çalışacak. İlk kan geliyor mu? Yalnız Long B de geldi. Arkadan Mavkay da geldi. 3'e 3 maçın bu dakikasında 3'e çıkarıyoruz. Son bir vuruş. Rich kırmızı güçlendirme yetti mi? Yetmiyor. Örümcek kaçtı gibi görünüyor. Güzel de bir koza. Amına güdümlüden de kaçtı. İnanılmaz. Rich ölmüyor derken Rich'i sonunda almayı başardılar. Yalnız Marshall skor orada Long B'ye gidecek gibi görünüyor. Çok kötü pozisyonda kalan bir oyuncu daha var. Yakalayalım onu. Kim o? Trix de orada Fencer'a yakalandı. Ve çift güçlendirmede Fencer'a gitti böylece. Çift güçlendirmede Malkay'ı da kaldı. Bir anda sakin başlayan oyunda 4. dakikada neredeyse 4'e 4 bir takım savaşı izledik. Ve buradan galip çıkan taraf tüm Türk Quality oldu. Maokai'ye erken aşamada zorlanan Maokai'ye çift güçlendirme gitmesi, oyunun bir numaralı şampiyonu Vladimir'e skor gitmesi TT'nin yaşayabileceği en iyi senaryo. Sadece 2'ye skora 1 skor değil, skorların kime gittiği, güçlendirmenin kime gittiği o kadar olağanüstü bir senaryo oldu ki Team Turkuality ve için. Bütün bunlar olurken de herkes aksiyona dahil olduğu için minyon sayısında geriye kalmayı bırak. TT ekibi aldığı skorlarla da beraber minyon sayısını arttırmayı başardı. Burada Hatrix'in daha erken geri dönmesi gerekiyordu. Biraz fazla kaçtı. Yani savaşın devam edeceğini aralarında koordine edemediler. Hatrix savaştan çıkarken takım arkadaşları savaşa devam etti. Kazze de en erken gelen taraf olmuş ama ona hiç ihtiyaç kalmamış aslında Kazze'nin gelmesine. Sorun burada. Hatrix savaştan çıkarken takım arkadaşları Trix ve Marshall savaşa devam etmiş. Aynı sayfada olmamaktan bahsetmiştik. Bu noktada da aynı sayfada olmayan bir HVA gördük. 4'e 4 demiştim ama 4'e 3 bir takım savaşıymış bu. Wisdom da o noktada takım arkadaşlarına katılamadı. Tabii Bart kadar kolay değil onun katılması. Ama altında da tamamen bir eşitlik var. İlk kanla beraber gelen ekstra avantaj da TT'nin hemen ardından aldığı 2 skorla beraber eşitlenmiş oldu. Ve karşılaşmanın 6. dakikasına doğru geçiyoruz. Burada iyi haberler Team Turkuality için bitmek bilmiyor. Vladimir'e ilk skorun gitmesi dışında kış mevsiminin en iyi üst koridor oyuncusu, belki de kış mevsiminin bütün sezonun en iyi oyuncusu Marshall'a karşı Maokai'nin bu erken aldığı çift güçlendirme ve erken aldığı çift skor o kadar yararlı olacak ki Fencer için. Marshall artık yani kış mevsiminde bize gerçekten bir Türkiye Ligi'nin yıldızı olduğunu göstermişti. Bu mevsimde pek izlemedik ama yani, maça iyi başladı gerçekten. Dün pek fazla olaylara karışmasına gerek kalmadı açıkçası Marshall'ın. Özellikle alt koridorda Wisdom, Holy Phoenix ikilisi çoğu zaman işi bitiren taraf oldu. Şimdi Long Bee ile Atrix'in mücadelesi devam ediyor. Yeteneğin mesafesini o kadar güzel ayarladı ki bu arada alt koridorda bir anda baskın kire gelmiş düştü. Ve Trix skoru almayı başardı. Şimdi ışınlan iptal edildi. O 3'e 2'den herhangi bir şey çıkar mıydı bilinmez ama şimdi kötü pozisyonda kalan bir Bard var. Sıçrasını kullanıyor Kazzi orada. Trix az önceki mücadelede attığı için sıçrayı burada takip edemedi ama istediklerini aldılar. Minyon sayısında zaten geride bırakmışlardı Kildress'i. Şimdi bir de geri yolladılar. Bu minyon dalgasını da kaybedecek. Tutacaklar mı acaba? Tutuyorlar gibi görünüyor ama Reach de kendini pek tutamıyor. Orada minyonları engellemek gerekirken aradan bir tane de diyetini almış oldu ama hayır kaçtı o minyon. Yok yakaladı. Yani en azından skoru. Yani kule mesafesine en azından almamayı başardı ama o minyon dalgası boşa gitmiş olacak. Yalnız Vladimir belli bir seviyeden sonra iyiden iyiye sinir bozucu olmaya başlıyor tabii. Yani takasa giriyorsunuz iyi güzel. Sonra bir bakıyorsunuz sizin canınız %60'a inmiş, onun %40'a indikten sonra o tekrar %100 oluveriyor. Ve hayalet pelerinin başlangıcı da yapabildiği için çok aynen rahat bir şekilde, yani ruh gömleği onun için çok önemli bir eşya. Azir karşısında da aslına bakarsan fena da bir tercih değil. Evet, tabii Doran Kalkanı da var. Daha ne olsun yani. Ki kan havuzu doğru kullanımında da Azir'in ultisini engelleme noktasında da büyük bir avantaj sağlayacaktır. İmparatorluk muhafızları bir anda kan havuzunun içinden geçerken bulabilir kendisini. Şimdi Tırpan'la beraber koridora gelen bir sivir gördük. Bu arada Kaze yan taraftan rakibini kapatmaya çalışıyor ama kötü pozisyonda kalabilir. İşte sihirli yolculuk. Yalnız alt koridorda yavaş yavaş domine etmeye başlıyor Holy Phoenix Wisdom ikilisi. Ki yani Ezreal'in erken aşamalarda, yani şu an Ezreal'in en zorlandığı aşamalar tabii. Tanrıçanın gözyaşı var sadece. Tabii ya pırıltıdan gelen bir ekstra hasar olabiliyor ama bunlar son derece sınırlı hasarlar. Buna rağmen Holy Phoenix'in çok rahat olduğunu biliyoruz Ezreal'da. Dün de görmüştük. Ya Sivir oynuyorken bumerangınızı son vuruş yapmak için atıyorsanız koridorda oldukça geri itilmişsiniz demektir. Yani koridor kontrolü şu anda Wisdom Holy Phoenix ikilisinin elinde. Ama aslında eşya olarak daha üstün olan taraf Team Turkuality. Kesinlikle yani burada boşa gitmiş bir 750 altın var. Boşa gitmiş derken ileride çok faydasını görecek Holy Phoenix ama şu anda ondan efektif bir fayda sağlayamıyor.
Yani koridor kontrolü aslında Team Turquoise de olması lazım. Yalnız Holyphoenix Esin'le beraber inanılmaz hızlandı. Kazze'nin üzerinde ultiyi de kullandı. Son bir vuruş gelecek mi? Bu 2v2'de gücü yok. Yeterince avantajı yok, kontrolü yok derken yani bir de skor verdi TT üstüne üstlük. Ama yani %95 Kazze'nin hatası o. Yani ultiyi yedi, bütün yetenek atışlarını yedi. Yani hem Karma'nın hem Ezreal'in bütün yetenek atışlarını yedi. Orada tabii Kazze'nin az önceki baskın sırasında skoru Rek'Sai'ye vermemek için sıçrasını kullandığını hatırlatalım. Ama en azından o çalıda iyileşme ve hızlandırma muhabbetinin zaten çok önceden olması lazım. Orada yetenek atışlarından kaçmak için ufak bir teşebbüsü bile olmadı Kazze'nin. Yani aslına bakarsan Kazze geçen sene oldukça ilginç ve ani bir kararla takımın destek pozisyonuna alınmıştı. Yanına da aslında Kildress gibi senin de ligde çok beğendiğini bildiğim oyunculardan olan nişancı aldılar ama şu ana dek o sinerji pek tutmuş gibi görünmüyor. Geçen seneyle de beraber sadece iki maç üzerinden konuşmuyorum. Ya Kildress'in disiplinini çok beğeniyorum ben. Yani yetenek seviyesi hani ne düzeyde o biraz tartışılır ama disiplini. Fakat şu ana kadar Kildress'le Kazze arasındaki uyumun çok iyi olduğunu söyleyemeyiz maalesef. Bunu geliştirmek için artık iki katı daha fazla vakitleri var. Bunu söylemek doğru lazım. Yani kendilerini test edebilecekleri maç sayısı iki katına çıkmış oldu. Biz de 2016 yaz mevsimiyle beraber Şampiyonluk Ligi'nde iki maçlık sisteme geçtik. Seriler artık iki karşılaşmadan oluşuyor ve kazanan taraf her iki maçı da kazanabilirse 3 puanın altına imzasını atarken eşitlik durumunda puanlar paylaşılıyor. Şimdi Reach'in orada Sonar'la beraber geldiğini görüyor Trix. Yalnız mavi güçlendirme için Azir biraz uzaktan geliyor. Yine bu arada Bard da katılacak o mücadeleye. Poppy de geri dönünce o mavi güçlendirmeyi rakibine bırakmak durumunda kaldı. Azir'e mavi yok. Şimdi Wisdom rakip takım mavisine doğru gitmek istiyor. En azından yaralarını sarmak adına rakibin mavisini alabilir miyiz dedi ama henüz o mavi güçlendirme çıkmadı. Yalnız mavi güçlendirme etrafında baya baya birbirlerini yediler. Zaten şu ana kadar iki takım arasındaki en büyük mücadelenin mavi üzerinde. Mavi üzerinde. İlk ejderha bu arada Okyanus ejderhası. Onu da belirtelim. Okyanus ejderha yani yeni yamada değişen oyunda ejderhaların yüklerini biriktirmek çok önemli. Ama Okyanus ejderhası erken aşama için çok iyi. Fakat 20. dakikadan sonra etkisi hemen yok denecek kadar azalıyor. Yani şöyle etki verimlilik olarak tabii diyelim. Tabii verimlilik olarak. 15. dakikaya kadar aşağı yukarı en iyi çıkabilecek ejderha o. Aynen öyle. En iyi ejderha. Ve şu anda iki tarafta da böyle bir fırsat bulamadı ejderhaya gidebilecek. Ama şu alınmazsa 5-6 dakika içinde alınmazsa daha sonra daha da az ilgi çekeceği kesin. O zaman bir süre sonra sadece Kadın Ejderha'nın etkisini arttırmak üzere alındığını görebiliriz. Ya zaten hani sonuçta almakta hiçbir sıkıntı yok. Sadece tercih edip etmemekle alakalı. Ya bir Alev Ejderi kadar fazla öncelik vermiyor aynen takımlar buna demek. Belki de en doğru yorum olacaktır. Bu arada yetenek güçlü yetenek atışları da gelmeye devam ediyor. Holy Phoenix orada minyon dalgasını temizledi. Şimdi 4 kişilik bir kule altı denemesi gelecek. Maokai da geliyor. Trix orada sersemletmeyi başaramadı. Sıçra Kazze'ye hava uçuruyorlar. İleri doğru atılıyor Marshall. Orada skoru da almayı başardı Kazze'den. Fencer şimdi Trix'in canı az. Fencer geldi ama 4'e 1 durumda Fencer. Ne kadar tank olursanız alın o kadar tank değilsiniz gibi görünüyor. Fencer'ın canı da azalmaya devam ediyor. Şimdi arkadan yalnız Reach geldi. Koza kaçınca Fencer geri döndü. Yalnız Aatrox içeride. Ulti kaçtı. Hükümdarın muhafızları yanlış yere doğru gitti. 5 kişi birden orada. Şimdi Reach'in düştüğü yerde bir skor daha gelecek. Şimdi içeri giren bir Vladimir var. Ne kadar geç geldi Longbi oraya öyle. Son bir skoru çıkarmayı başardı ama çok tank bu arada Longbi. 10. seviye. Wisdom'un üzerine gidiyor. Bir skor daha. Wisdom o menzilden çıktı ama kuleden kaçış yok. Wisdom'a 2'de 2. Bir skor daha gelir mi Longbi'den? Longbi'nin sihirdar büyüsü yok ama Marshall da almayı başardı. Geç geldi dedik. Planlıymış tamamen. Bard ultisi bu arada Hatrix'in yolunu değiştirmek üzere geldi. Longbi kovalayacak mı? İşte Vladimir farkı diyoruz buna biz. Yani ama işte çok iyi bir oyun. Yani 3'te 3 yaptı bravo. Vladimir mekaniklerini de çok iyi kullandı ama birazcık daha erken gelse doğru, bu takas olmayacaktı. Takasın aynen olması problem burada TT aynen adına. Çok haklısın. Daha yani yapacağını yaptı, iyi de yaptı. Vladimir de gösterdi bize ama çok haklısın. Çok daha erken orada olmalıydı. Çok daha erken olmuş olsaydı burada 3'e 3 değil, 3'e 1'lik bir değişim. Hatta 5'e 1'lik bir değişim olabilirdi. Olabilirdi, çok haklısın. Yani çok erken düştüğünü gördük aslında Kazze'nin orada. Onun pek bir çıkışı yoktu ama diğer iki ismi kurtarabilirdi gibi geliyor ama sonuç olarak 3'te 3 ve 4-0-0'la Longbi şahane bir başlangıç yaptı diyelim kendi adına. Ve geri döndükten sonra eksik 6 patlarında İonya çizmeleriyle beraber çantasına koydu. O da tabii ki en önemli eşyası, en iyi sinerji yakaladığı eşyası
Hextech roket kemerle devam edecek. Yalnız Okyanus Ejderi'ne doğru gidiyorlar. Reach ters tarafta ama birazcık zor orada. Reach aslında yakalanabilir. Kazze'nin de dikkat etmesi lazım. 3 kişi birden orada ama. Bu arada Holy Phoenix adına da Buzdoğan eldiven de tamamlanmış. Vladimir'in kovalamasını zorlaştıracak bir başka eşya daha. Şimdi Reach orada Koza'yı tutturdu Trixus'unu ama görüşü olmayan bir ormana girmeyi tercih etmedi haklı olarak. Vladimir 11. seviyede oldu. Kan vebası da 2. seviyeye geldi artık. O da çok ciddi bir alan etkili hasar kaynağı tabii. Bu arada Hattrix vuruyor da pek bir şey olmuyor gördüğümüz kadarıyla, değil mi? Olsa bile hemen canını dolduruyor. Yalnız şu var, evet Hattrix şu anda Vladimir'e hasar vermekte çok çok zorlanıyor ve oyun boyunca böyle olacak gibi görünüyor. Çünkü canını da doldurmayı başaracak ama 2-0-1'lik bir Azir var. O da aslına bakarsan hiç çaktırmadan, skorlara da imzasını atarak oyunda iyi bir duruma gelmiş durumda. Zaten en önemli eşyasını Nashor'un dişini tamamladı. Yalnız bot almamış olması ilginç. O işini zorlaştırabilir. Ya askerlerine atılarak tehlikeden çıkmayı umuyor gibi görünüyor. Hatta bottan önce o büyüsavar pelerini birazcık daha öncelik vermiş gibi görünüyor. Evet. O da çünkü Vladimir'den bıktı muhtemelen. Yalnız tabii işte yani ruh gömleğini yapıp bir defansif eşya yapıp bundan inanılmaz avantajlar sağlayabilmek sadece Vladimir'e özgü bir durum. Çünkü bildiğimiz gibi pasifinden dolayı can ona aldığı ekstra can belli bir yetenek gücü de veriyor. Zaten can yenilemesini arttırıyor ruh gömleği. Şimdi Reach bu arada Trix'e yakalanacak gibi görünüyor. Havaya sıçratmayı başardı ve canının %50'sini karşısında hiçbir şey görmeden almayı başardı Trix. Bakıyorum Azir nerelerde? Azir birazcık uzakta kaldı. Long bir daha hızlı gelince. Tabii şimdi Okyanus Ejderi'nin en büyük avantajlarından bir tanesi de savaş dışında kaldığı sürece yenilenmelerin artması bu oyuncular adına. Dolayısıyla hani Reach'in bu hasarı gidermesi birazcık daha zor olacak kendi adına. Okyanus Ejderi'nin de bu arada az önce HVA aldı. Onu da hatırlatalım izleyicilerimize. Ve mavi güçlendirmesine kavuştu Atrix. Çok özledi, çok istedi, çok bekledi. O mavi güçlendirme için ne canlar verildi. Nice ya. Yiğitler. Nice yiğitler orada toprak oldu. Trix'e koridorda minyon bulamayınca Vladimir'in açtığı farkı kapatmak üzere ormana dadandı. Trix yalnız orada Chart'la beraber Longbee'nin gözünün önünden orman kampını temizlemeyi başarıyor. Ama asıl sıkıntı sanki biraz alt koridorda TT adına. Yani Holy Phoenix güçlenmeye devam ediyor. Mana vereni de tamamladı. 2-0-3, 160 minyonda. Şimdi işte yavaş aslında Ezreal'ın hafif hafif devreye girdiği bölüm bu bölüm. İlk iki eşyasını tamamladıktan sonra şu ana kadar aslında vade güya etkisiz olması gerekiyordu. Güya etkisiz olması gereken Ezreal 2-0-3'ü oynuyor. Bir de etkili hale gelse neler olacak acaba? İşte etkili hale gelince neler olacağını birazdan kendisi gösterecek uygulamalı olarak. Ve bir Okyanus Ejderi daha. Bir sonraki ejder de Okyanus Ejderi olacak. Tabii şimdi ikinci Okyanus Ejderi'nin değeri biraz daha fazla oluyor. Değeri biriktirdiğiniz zaman çünkü onun etkisi ve onun etrafında oynamak çok daha kolaylaşıyor. Belli bir kuşatma yapıp hemen çıktıktan sonra kuşatmadan çok çabuk can ve mana doldurabilirsiniz. O yüzden ikinciyi almak HVA için daha önemli. Ki kompozisyon açısından da düşündüğünde HVA'nın kuşatmalar sırasında evet kuleye hasar vermesi birazcık daha zor ama Ezreal'la beraber, Azir ve Karma ile beraber müthiş bir dürtme potansiyeli var. Dolayısıyla hem Okyanus Ejderlerinin güçlendirmesiyle de beraber TT bir anda o kule savunmasından uzaklaştırabilirler. Bu arada Poppy'den de ulti geldi ama minyonlara gitti sadece. Alt koridorda, sanıyorum alt koridor, düzeltiyorum. Orta koridorda Ezreal bir kule aldı. Onun cevabında üst koridorda Reach vermeyi başardı ve kulelerde 2-1'lik bir durum. Heyvanın üstünlüğü söz konusu. Yalnız her ne kadar oyunun genelinde küçük çatışmalarda TT avantajlı olsa da şu ana kadar harita kontrolünde tamamen ele almış durumda HVA cephesi. Ve Kildress bu birebiri almak istemiyor. Şimdi arka tarafta ışınlan geldi çünkü Marshall'dan Holy Phoenix yavaşlatabilecek mi? Karma'nın orada ne işi var? Ters taraftan orada. İçindeki alevi kullanarak yavaşlatmayı çalıştı rakibini. Şimdi arka tarafta ters pozisyonda kalan bir Fencer var. Fencer orada Wisdom'ı yakalamaya çalışacak. Yani şimdi sersemleyecek o noktada. Wisdom'ın üzerinde büyük bir hasar. Longbee bir skor daha alabilecek mi? Wisdom kendini hızlandırıyor. Esin yeterli olacak mı? Hayır. Longbee durdurulamıyor. Bard ultisi yalnız boşa gitti. Kan havuzu. Longbee kurtulacak mı? Şimdi Trix geliyor ters taraftan. Bu savaş şu anda biraz daha TT lane'e gibi görünüyor. İkinci skor da almayı başardılar ve tam vaktinde oradan çıkıyorlar.
Yani kimin nereden katıldığını resmen belli olmadığı bir savaş izledik. Yalnız orada şöyle bir durum oldu. Kaçın Vladimir geliyor. Ve Longbee burada kan havuzunu çok doğru bir noktaya kadar müthiş tutmayı başardı. O kan havuzunu bu kadar tutmuş olması zaten en büyük avantaj. O kan havuzu sayesinde canı çok azken kurtuldu. Daha sonra tabii kan transferini de yaptıktan sonra tekrar canlandı ve tekrar savaşa geri dönmeyi başardı. Bu arada skoru da aldı tabii ki. Arada bu arada Kildress de onu hayatta tutmak için şifasını da kullandı. Yani onlar da şu anda altının büyük bölümünün Longbee'de olduğunu farkındalar ve onun etrafında oynamaya çalışıyorlar. Yalnız Ezreal'ın üçüncü eşyası ne? Bundan sonra o Vladimir'in işi o kadar kolay olmayacak. Cellad'ın çaresini almış. Pek görmüyoruz normalde ama Azir'den de bir eğer Vladimir'le baş edemezlerse ondan da bir Merolimikon görebiliriz. Çünkü can yenilemeyi bir şekilde azaltmanız lazım. Ya burada pozisyonu aslında birazcık daha uzaklaşarak izlemek de bizim için çok iyi olacak. Çünkü yamacın üstünde bir karma var. Ama işte Fencer çok daha fazla hasarı emebilirken karmanın işi o kadar kolay olmuyor ve yaklaşık 4 ya da 5 vuruşta karmayı hemen almayı başardılar. Longbee burada önce karmayı alıyor. Sonra duvara mıhlanıyor. Son anda kan havuzuyla çıkıyor buradan. Kan havuzuyla çıktıktan sonra çıkar çıkmaz kan transferi yapıyor. Tekrar 1000 cana geliyor neredeyse. Ondan sonra savaşa gidiyor ama zaten 2 kişi düştükten sonra da 5'e 3. İşler çok daha kolay. Burada Fencer aslında... Ejderha üzerinde bir savaş var, sözünü kesiyorum. TT aldı alt tarafta Okyanus Ejderha'nı ve Ejderha'da skoru 1-1'e getirdi. Herhangi bir skor alınmış mı ona bakıyorum. Hayır. TT bu aldığı Ejderha'yla da beraber rakibiyle şartları eşitledi diyelim. TT mi aldı? Azir de vardı orada çünkü galiba da. Yanlış. Ekrana gelince zaten daha net görebiliriz. Longbee tek başına savunmaya çalışıyor ama... Kolay olmayacak ya. Holy Phoenix'in üzerinde inanılmaz bir hasar var. Longbee şu anda Holy Phoenix'den skoru almayı başardı. Ultisi'nin bir atmaya fırsatı kalmadı. Kaze'nin bu arada ultisi de var. Wisdom yeterince uzağa kaçabilirse, yeterince uzak neresi? Longbee inanılmaz. 6-0, 2-2'ye 1. Kuleyi koruyamayacak dedik ama... Kaze skoru çaldı bu arada. Ama Longbee... Vladimir ya. Şimdi işler yavaş yavaş... keyiflenmeye başlayacak ejderler konusunda. Roket kemeri de harika kullandı. Yani kan havuzunu, yeteneklerini, roket kemeri harika kullanıyor Longbee. Ya aslında Vladimir'in önemli sıkıntılarından bir tanesi de rakipler birazcık uzaklaşınca o mesafeyi kapatmak. Roket kemer de bu açıdan o büyük problemlerden birini çözüyor. Alev ejderi bir sonraki ejder olacak takımlar adına. Yalnız bu Vladimir'le kim baş edecek? Ruh gömleği tamam, roket kemer tamam. Aşırı büyük sopayla aşırı beraber. Büyük. O da o aşırı büyük sopayı da çok büyük ihtimalle Rylai'nin kristal asası yapacaktır. Müthiş bir sinerjisi var çünkü onda da. Şimdi Trix'i orada yakalamayı başarabilecekler mi? Longbee ya o kadar agresif oynuyor ki şu anda. Yani Sivir'den de ulti geldi. Geriye doğru çekiliyorlar. Ormanın üst tarafında HVM müthiş bir görüş üstünlüğü yakalamış durumda. Her ne kadar altında 1500 altın kadar geride olsalar da şu anda. Herhangi bir baron yemlemesinde... açıkçası TT'nin işi oraları temizlemezlerse zor olacak ama işte zaman onların yanında. O totemin süresi bitti. Bu arada tabii Kilres de yeni Sivir'in de zaman ilerledikçe çok daha güçlendiğini söylemek lazım. Şu anda ikinci eşyasını tamamlayacak muhtemelen. Bir statik hançere gidecek diye tahmin ediyorum. Evet, statik hançer de bitti. Şimdi işte kritik nokta üçüncü eşyasını bitirmesi. Yani Sivir... Ebedi kılıcı, ilk iki eşyası tamam. Ebedi kılıcı devirtikten sonra Sivir de çok tehlikeli olacak. Ve TT'nin bu bakalım bu kompozisyon avantajını sonuca dönüştürebildiğini görecek. Şu anda 1200 altın bir farkla önde Team Chocolate. Ama bir sonraki kritik nokta herhalde Alev Ejderi savaşı olacak. Çünkü Alev Ejderi özellikle 20. dakikadan sonra çok çok büyük fark yaratıyor. İki takım da çok isteyecektir o ejderi. Saldırı gücü ve yetenek güçleri belli bir seviyenin üstüne çıktığında o %8'ler, %16'lar ciddi farklar yaratmaya başlıyor. Longbee şu anda kendi çapında ufak bir vadinin alameti adeta. İstediğini kovalıyor, istediğinin peşinden geliyor. Yalnız şimdi Ezreal orada, Ezreal ters tarafa doğru. Yeteneğini kullandı, şimdi Holy Phoenix üzerinde bir bard ultisi var. Çıktığı yerde onu bekleyen büyük bir tehlike var. O tehlikenin adı Fencer. Orada yakalamayı başarıyor, hırsız ilerleyişte. Şimdi Longbee üzerine doğru gidiyor. Diğer tarafta bir skor da almayı başardılar. Hatrix yolda yakalandı Kildress ve Reach ikilisine. Şimdi Baron zamanı. Yalnız... Vladimir'i gören kaçın abi geliyor diyor. İşte kaçın derken ama birazcık da haritaya hakim olmak lazım. Hatrix muhtemelen öbür tarafta pozisyonu hesaplayarak gelirken
yakalandı rakiplerine. Marshall da burada aslına bakarsan doğru olanı yapıyor. Çünkü Trix tek başına kahraman olmak zorunda ama kahraman olmak yerine bu arada sıçrayı da ters tarafa doğru attı. Rek'Sai'nin sıçrasını da böyle kullanmasının ardından şansı kalmadı ve burada Ejder TT tarafına gidecek gibi görünüyor. Marshall ne kadar ilerleyebildi acaba alt koridorda bütün bunlar olurken bir görmek lazım. İkinci kuleyi alabildi mi en azından? Yok. Alamadı ama minyon dalgası yok. Tanklayacak mı acaba orada kuleyi? Tanklayabilir esasında. Yalnız değişen kurallarla artık minyon olmadığı zaman kuleye sadece %1/3 oranında hasar verildiğiniz için hiçbir şey yaramıyor. O da zaten bunun farkında çabuk vardı. Bir de tabii baron güçlendirmeli minyonların oradan yaklaşması onun için yeterince iyi bir işaret oldu. Ve TT baronu almayı başarıyor az önce aldığı iki skorla beraber. Rylai'ın kristal asası da bitmiş. Bir tane de implak değneği. O da herhalde şeye dönüşecek diye tahmin ediyorum. İşlik değneğine. 3200 canı var Vladimir'in. Ek canından gelen yetenek gücüyle birlikte. Ya o Vladimir çok can yakacak. Yani, şu an kadar yaktığından fazlasını yakacak. Başta verdiği 3 skor HVA'nın başını çok çok fazla ağrıtabilir. Canda. 3000 hatta 400 canda. Şimdi ters taraftan kapatmaya çalışıyorlar kule altında. Hatrix ama oradan hemen geçide doğru uzaklaşarak çıkmayı başaracak ama dış kulelerden birini daha düşürmeyi başarıyorlar. Böylelikle sadece alt koridorda bir dış kule kaldı. TT adına. Onun dışında hep inhibitör kuleleri var. Trix yakalandı şimdi ama tüneliyle beraber çıkmayı başarıyor son anda. Poppy ultisi de Reach ve Fencer'ı uzaklaştırdı oradan. Orada Longbee Marshall'la birebir içerisinde ama o dövüşün kazananı yok. Ya bu Vladimir'le dövüşmek iyi fikir değil. Yani toplu bir savaş araması evet. Gerekiyor. Güzel bir koza daha geldi Reach'ten. Bu arada şunu söylemiştik. TT adına oyunun adı kitle kontrol demiştik ama onlar da iki tane Rylai'nin kristal asasıyla beraber yavaşlatma departmanında oldukça ciddi bir potansiyele sahip oldular. İşte Sivir'in asıl değeri bu kuşatmalarda ortaya çıkıyor. Bard ultisi kimseyi yakalayamadı. Orada sıçrasını kullanarak biri mi çıktı oradan bakıyoruz. Holy Phoenix düştü bu arada arka tarafta. Longbee'nin canı oldukça az. Hatrix'in üzerinde Reach var. Reach yalnız çok derinde şu anda. Kuleden de hasar alıyor. Longbee! Skorunu almayı başardı. Longbee yalnız arkada Hatrix'i düşürmeyi başarıyor. Şimdi Marshall kötü pozisyonda kalacak. Geri dönüş hasarı vuracak mı? Hayır. Kaz da peşinden gidecek gibi görünüyor. Bu arada alt koridorda kuleyi almayı başardılar. Kaz da orada Marshall'ı kovalarken Longbee çıldırmış olmalı şu anda. Rakip takımın üstünün içinde adeta fink atıyor ama minyonlar bitti. Şimdi geliyor Yenileri minyonlarla geliyor. Beraber. Alt koridorda inhibitörü almayı başaracaklar gibi görünüyor. 5 saniye sonra Holy Phoenix çıkacak bu arada. Dikkat etmesi lazım TT'nin. Marshall kurtarmayı başardı ama. Valla TT özellikle şu anda Longbee yakaladılar. Bir daha böyle yakalayamazlar. Geri döndüğünde eşya alacak çünkü bir de buradaki altınla beraber. Toplamda 3 tane kule almayı başardı. Bu baron güçlendirmesini çok iyi kullandıklarını da söylemek lazım. Bu arada alev ejderhası kaldı, çıktı. Şimdi o ilginç, o alev ejderhası... O evaya kalacak gibi görünüyor. Yalnız Spencer gittiği yerde bekleyen bir Poppy var ama işte o kahraman hücumunun yaklaşık 3 yama önce azaltılan menzili burada. Marshall bir kez daha yakaladı. Longbee de rakibin fikrini değiştirmek adına oraya doğru gitti. Şu anda baronla beraber hızlı dönebilirken TT'nin geri dönmesi gerekiyor. Ama geri döndükleri anda ateş ejderhalarını kaybedecekler. 4000 cana kadar düştü. Reach içeride kahramanca bir oyun gelebilecek mi? 2800-2700 can. Marshall şimdi Reach'i oradan uzaklaştırdı ama Trix nerede? Trix nerede? Reach geliyor. Reach geliyor. Ters taraftan Hatrix içeri girebilir. Şimdi Trix girdi oraya ama Reach çalmayı başardı. Daha doğrusu almayı başardı. Trix'in çalma denemesi başarısız oldu. Reach düşüyor ama hiç önemli değil. Alev ejderi gitti orada. Wisdom, Marshall her ikisi de yakalandı. Longbee de içeride. Longbee içeride can kaybetmiyor adeta. Skoru çıkarmayı başardı. Kan havuzu. Marshall'ın da canı oldukça az kaldı. Marshall'a düşecek gibi görünüyor. Son bir vuruş gelmedi ama arkada bu sırada Azir inanılmaz hasar veriyor. 3 skor 4-4. Azir ne yaptı? Rakip takımı yakalayacağız, skorları alacağız derken TT, hatta ben bile o trene katıldım. Hatrix askerleriyle beraber çaktırmadan arkadan hasar üstüne hasar, skor üstüne skor, 4 skor aldı. Ama alevecileri TT'de kaldı az önce sizin de gördüğünüz gibi. Alındığında 8, 16 ve 24 yetenek ya da saldırı gücü artısı alıyor. Şimdi burada biraz fazla takip etti TT. Bedava hasar. Bedava hasar, bedava hasar, en son hasar yani. Esas, burada esas mesele bedava hasardan, Hatrix'in verdiği hasardan daha önemli olan bu son askerler yalnız 3 kişiyi birden öyle bir yok ediyor ki. Tek bir şişle 3 kişiyi şişlemiş. Esas mesele alev ejderini aldıktan sonra hızlı geri dönebilirken geri dönüp
biriken altınları eşyaya dönüştürmek varken bu savaşı kovalamak işte fazla özgüven belaya yol açıyor. Şımarmaya hiçbir zaman yer yok Sihirdar Vadisi'nde. Orada geri dönmüş olsa çok daha rahat kazanacaktı. Yani şımarmak işte demezdim ama TT o noktada kendine güvenin sınırlarını biraz aştı. Çünkü onlar orada skorları alsalar oyunu bitirmeye gidebileceklerini biliyorlardı. Evet ama gerek... Ama işte kendin yapabileceğinden fazlasına çalışmak bunlarla sonuçlanıyor. Alev Ejder'in de ikinci round bu arada. Bir sonraki Ejder de Alev Ejder'i olacak. Kendisi de vadiye inen son Ejder olacak. Kadim Ejderha'dan önce. Alev Ejderhasını aldıktan sonra geri dönmüş olsalar çok daha güçlü bir şekilde oyuna devam edebilirlerdi. Senin de söylediğin gibi belki de oyunu bitirme ihtimalinden dolayı gittiler ama onun hiç iyi bir fikir olmadığını gördük ki zaten hiçbir zaman alabileceğinden fazlasını istemiyor. Açgözlülük her zaman cezalandırılır. Bu arada Longbin'in ödülünü de Hatrix almayı başardı o savaşta. 8 skorun ardından. Şimdi Bard'dan bir ulti daha geliyor. Hatrix'i yakaladılar. Hatrix'ten intikam alabilecekler mi? Güzel bir ulti geldi ama yeterli değil. Buraya kadar dedirtti. Şimdi en önemli hasar kaynağından mahrum kalmış durumda. Ki alt koridorda da minyon dalgasını güzel kontrol etti TT buraya gelirken. Süper minyonlar birazdan Nexus kulelerine dayanacak. Dolayısıyla buradaki baskıyı arttırabilirler. Fencer her ne kadar geride olsa da ışınlanıp bekleme süresinde değil. Dolayısıyla her an savaşa katılabilir. Ve alt tarafa birini yollamak zorunda HVA. HVA için karar verme zamanı. Dün nispeten kolay bir seri geçirmişlerdi ama şimdi asıl takım sinerjisini ortaya koymaları gereken zaman. TT ise dünden bu yana takımdaki bazı sıkıntıları gidermiş gibi görünüyor şu ana kadar. Çok doğru yerden kuşatma. Alt koridorda süper minyonlar üst koridoru kuşatmak çok daha iyi. Ezreal orayı savunmaya çalışıyordu ama şimdi fikir değiştirdi. Ezreal katılacak orada savaşa. Hatrix'in gelmesine 5 saniye var ama Hatrix geri geldiğinde üst koridordaki inhibitor kulesinin düştüğünü görecek. Ezreal'dan da bir ulti geliyor ama fazla bir hasar vermedi. Poppy kimleri yollayabilir şimdi geriye? Tank geriye gitti ve Reach'in üzerine doğru gidiyor Marshall. Örümcek inişi hala var ama kullanabilecek mi? Örümcek inişini kullanıyor Reach ve hayatta kalıyor. Trix düşecek arka tarafta. Reach skorunu almayı başardılar. Longbee herkesin içinde şu anda. Longbee inanılmaz hasar veriyor. Marshall'da yakaladılar. Bu arada Nexus kulesinde süper minyonlar var. Fark etmeyecek. Wisdom kaldı bir tek hayatta. Longbee burada inanılmaz bir oyun sergiliyor. 11-7. Vladimir neden bu kadar çok yasaklanıyor sorusuna da cevabı bizden daha iyi Longbee vermiş oldu. Aynen öyle. Dünyanın her yerinde 6.11 yamasının bir numaralı şampiyonu niye Vladimir? İyi oynayan bir Vladimir neler yapar? Alt koridor kaybetti. Üst koridor baştaki şeyde avantajı ancak dengeleyebildi. Tek başına orta koridor yani kaybeden bir koridor olmasına rağmen Vladimir'le birlikte long bir maçı taşıdı. Ama bu da sezon öncesi, daha doğrusu sezon arasında HVA'nın iyi çalıştığı belli. Mesela Trickskater'ın ormandaki dolaşma paterni vesaire. Fakat dün de görmüştük. Vladimir'i açıkta bırakıp kendileri de seçmemiş, rakip de almamıştı. Vladimir'i çok umursamıyorlardı. Dersten iyi çalışmışlar ama en önemli konuya, ya yani bu bölümün 6.11 kitapçığının en önemli dersine hiç çalışmamışlar, o belli. Bir dahaki maçta bundan sonra bu yama değişene kadar, Vladimir değişene kadar bir daha Vladimir'i karşılarına göreceklerini, yani görmek isteyeceklerini zannetmiyorum. Dün boş verip bırakmışlardı. Bugün bırakmamanın ne olduğunu uygulama olarak gördüler. Şunu söylemek lazım yalnız. Burada Longbee'yi de en çok eleştiren isimlerden birisi tabii olarak ben, yani şampiyonlara alışmasının oldukça uzun sürdüğünde noktasında eleştiriyorduk. Geçen sene orta koridora yeni geçtiğinde. Ama şu noktada Vladimir'i hem çok iyi kullandı hem de alt koridorda aldığı 3 skordan sonra pek metadan, 6-11'den, 6-15'den, 6-20'den bahsetmeye gerek yok. Zaten oyuna başlangıçta çok güçlü olmayan bir şampiyon olarak 3 tane bedava skorla başlarsanız sonrası çığ gibi büyüyor iyi bir oyuncunun ellerindeyse. Galiba o alttaki savaşı kasıtlı yaptılar. O bir erken gel. Ben erken gelmeyeyim abi savaşa. Sonunda 3 tane skor alalım ondan sonra maçı da taşıyalım. Yemlemenin böylesi. Aynen aynen. Uzun plan. Plan uzun yani. Ve büyük düşünmüş oldular böylece ve 2 maçlık serinin ilk karşılaşmasında TT yaz mevsimindeki ilk galibiyetini alırken HVA da yaz mevsimindeki ilk mağlubiyetini almış oldu ve TT en azından 1 puanı garantilemiş oldu. Bu maçı da kazanırlarsa 3 puana çıkmış olacaklar diyelim ve yavaş yavaş ilk maçın sonuna geldik. Birazdan serinin ikinci karşılaşmasıyla yine sizlerle beraber olacağız. Ama önce yorumları için analiz masasındayız. Teşekkürler Regar Nur ve Second Best. İlk karşılaşma tamamlandı ve TT ilk karşılaşmayı kazanmayı başardı. Beklenildiği gibi Vladimir seçimi artık sonunda geldi. Ve ne kadar etkili olduğunu da gördük Longbin'in ellerinde. Aslında belki de HVA o kendi mal güçlendirmesindeki yaptığı savaşta biraz avantajlı olduğunu düşünüyordu. Ama oyunun erken safhalarına baktığımız zaman sanki bu kitle kontrol efekti biraz daha Team Turkuality'nin yanındaydı. Yani Elis'ten gelen işte o koza, yine Malkon'in o da uğursuz geçişi. Orta koridordan sadece herhangi bir şekilde zincirleme, kitle kontrol efektleri almıyorlardı. Ama sadece bu orman ve üst koridordan gelen bu efektler o
Mavi Güçlendirme etrafındaki savaştan çok avantaj çıkmasını sağladılar. Aynı zamanda orada şunu da belirtmek lazım. Belki de hani kitle kontrolünün dışındaki önemli noktalardan bir tanesi de destek oyuncuların harita üzerindeki evet. hareketi oldu orada. Mesela Bart takip etti. Orada Bart'ın iki tane asisti var. Yani takım arkadaşlarına yardımcı olabilir. Eğer Karman'ın da takip ettiğini görseydik vereceği ekstra hasar artı kalkanla beraber senaryonun çok daha farklı olduğunu görebilirdik. E tabii oyunun belki bir diğer kilit noktası da alt koridorda. Hani Longbin'in attığı o 3'te 3'tü. Hani Vlad gibi bir şampiyona bu kadar güçlü şekilde başlaması. İşte yani belki de Longbin'in işte gerçek anlamda hani biliyorsunuz Vladimir oyunun sonuna doğru ya veya ortana doğru güçlenmiş şampiyon ki burada zaten skor ve asist alarak belki de oyunun o erken safhasındaki zayıflığından kurtarmasına sebep oldu bu takım savaşı. Çok daha rahat atlattılar. Ya Poppy zaten yukarıda Mauka'ya karşı hani o %50-%50 bir koridor. Arada ikisinin arasında gidip gelen bir koridor ama asıl burada kırılma noktası Longbin'in aldığı bu skorlar. Onun üstüne bu yetmezmiş gibi ikinci şu anda ekranda gördüğümüz buradaki takım savaşına. Yine oradaki masamızı değerlendirmiş hadi maç masamızda. Longbin buraya geç geliyor ama evet. geç gelmesini 3 skorla besliyor. Ya burası tam anlamıyla kırılma noktası diyebiliriz belki de. Çünkü zaten daha sonrasında bir daha Longbin'in önünü alamadılar. Sadece o Ejder'in evet. arkasındaki pozisyonda bir tane Azir'in 4'te 4'ü vardı ama hani oradaki pozisyonda da HVA takımı, özür dilerim TT takım büyük ihtimalle o kadar fazla hasar beklememişti. Burada biraz daha ben güzel bir Azir ultisi beklerdim aslında ama yine de kötü bir oyun değil. Zaten peki, sonrasında long bir gelecek. Alt koridordan da bahsetmiştik biraz önce. Ezreal seçimi aslında Olifonix için şu anda çok iyi bir seçim. Son iki karşılaşmada da ne kadar iyi oynadığını görmüştük. Burada da çok iyi bir başlangıç yaptı ama işte bu takım savaşlarındaki Longbin'in etkisini durduramadılar belki de. Veya o skorları verdikten sonra istediği pozisyonları yakalayamaz oldu artık Olifonix. Ama bir sonraki karşılaşmada yine de bir Ezreal yasaklaması görür müyüz sizce? Ya Ezreal yasaklamasını bilmem ama göreceğimiz yasaklamalardan bir tanesi Vladimir. Muhtemelen Vladimir olacak. Kesin. Ki hani HVA takımının bir sonraki maçta kırmızı tarafta yani ilk seçme şansı olmayacağı için de bu yasaklamayı göreceğiz. Ya Ezreal hakkında konuşmaya hani fazla gerek olmadığını düşünüyorum. Ben sonuçta normal bir nişancı yapması gerekeni yaptı burada evet. yine Holy Phoenix ve Ezreal ile birlikte. Benim asıl sormak istediğim soru bu. Dün Wisdom yine karmayla 6 kere ölmeyi başarmış. Takım hiç ölmemişken o kendisi sadece 6 kere ölmüştü. Yine bugün pozisyon dışında kalmaya devam ediyor HV adına özellikle. Yani bir destek olarak pozisyon alanından da siz sıkıntı yaşıyorsanız hani oturup bir düşünmeniz gerekiyor. Yine aslında baktığımız zaman TT tarafında Kazze de aslında zaman zaman pozisyon dışında kaldı. Çok basit skorlar verdi Holy Phoenix'e ama bu sefer Kazze'nin açını kapatabilecek bir şampiyon var TT'de hani öyle söyleyelim. Açık bıraktığı zaman neler yapabildiğini hep beraber gördük bu maçta da. Yani önünü alamıyorsunuz, durduramıyorsunuz. Hiçbir şekilde avantajlı duruma geçmiş bir Vladimir'i gerçekten durdurmak çok zor. Yani Holy Phoenix'e ve Gerard'ın çağrısı aldı. O gelen iyileştirme efektlerini %50'ye kadar çekmeyi başardı. Ama hani nafile bir yerden sonra gerçekten durdurulamaz bir hale geliyor. Peki bu Alev Ejderhası güçlendirmesini aldıktan sonra yapılan bir takım savaşı vardı. Bu noktada Azir'e verilen 3 tane skor var aslında. Fakat oyunun kaçıncı dakikasıydı tam olarak hatırlayamıyorum ama o dakikadan sonra Azir'in güçlenmesi belki biraz daha maçı dondurabilseydi orada HVA Gaming. Farklı bir sonuca doğru gidebilir miydik? Orada, yoksa Vladimir'in oyunun sonuna doğru etkinliği nasıl bir boyuta gelir? Orada biraz da aslında kar topu etkisinin hani çığa dönüştüğü dakikalardaydık. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 8-1-4 gibi bir skoru vardı sonlara evet. doğru. İşte Vladimir'in ve hani artık oyun o noktaya geldikten sonra Azir karşı taraftar ne kadar 4'te 4 atmış olsa bile Ezreal'ın oyun başındaki avantajını kullanamadı. Doğru. Aldığı skorları o dürtme kompozisyonunu yeterli şekilde kullanamadılar. Çünkü baktığımız zaman diğer tarafta işte Vladimir var, Sivir var. Onun dışında çok fazla dürtebilecek, cevap verebilecek şampiyon yok. Ki hani Vlad'ı da o kompozisyona çok fazla katmıyorum. Diğer tarafta Azir var, Ezreal var, yanına bir de Karma var. Karma ne kadar destek olsa bile çok yüksek hasar çıkartabilen bir şampiyon. Hani burada kompozisyon gerekliliklerini çok fazla yerine getiremedi ne yazık ki. Ve oyunu soğutup daha sonrasında objektif öncesi savaşları çok başaramadılar. Biraz daha çalışmaları gereken bir noktaydı belki de. Peki ilk maçı bu maçı TT kazanmayı, Team Turkiye'yi kazanmayı başardı ve iki maçlık seri olduğunu hatırlatalım. İkinci maça geçeceğiz ama önce kısa bir araya gidiyoruz sonra tekrardan sizlerle birlikteyiz.